Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Mass Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Geçen bir yılda tüm dünyayı derinden sarsan terör saldırılarına şahitlik ettiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sebeple zirvenin en önemli konularından birinin de terörle mücadele olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye'nin DAEŞ'inden PKK'sına, FETÖ'sünden PYD'sine, DHKPC'sine kadar dünyanın en canlı terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğünü anlatan Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti. Bugün Türkiye, DAEŞ'inden PKK'sına, FETÖ'sünden PYD'sine, DHKPC'sine kadar dünyanın en canlı terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Çoğu zaman ülkemiz kendi vatandaşları yanında tüm dünyanın huzur ve güvenliği için yürüttüğü bu mücadeleyi tek başına sürdürmek zorunda kalıyor. PKK terör örgütü ve uzantıları birçok Avrupa ülkesinde her yıl 10 milyonlarca avro haraç toplayabiliyor. Daha da vahimi, ülkemizde cinayet işlemiş, terör eyleminde bulunmuş, masum insanların kanını dökmüş şahısların himaye edildiğini, korunup kollandığını ne yazık ki görüyoruz. Bunun en somut, en acı örneğini maalesef ülkemizden kaçan FETÖ'cü teröristler konusunda yaşıyoruz. Erdoğan bir gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak sorusuna şu yanıtı verdi. Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Bu bir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu bir söylediğiniz kişi bir teröristtir. Ve öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi de 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. Ve bizim arkamızda PKK var, bizim arkamızda PYD var, bizim arkamızda YPG var gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir. Bir gazetecinin Türkiye'nin uzun süreli gözaltılardan doğacak mağduriyetler ve basın özgürlüğü konusunda bu tip insanların, aktivistlerin içeri alınmasından dolayı sürekli eleştirildiğini ifade etmesi üzerine Erdoğan şöyle konuştu. Şimdi insan hakları savunucusu dediklerinin benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi neydi acaba? Neticesi ne oldu? Bunu biliyor musunuz? Neticesi ben hapse girdim. Ve 4 ay 10 gün hapiste yattım. Ve İstanbul şehrinin belediye başkanıydım. Yaptığım neydi? Sadece bir şiiri okumaktı. Şu anda bu söyledikleriniz acaba büyük adadaki bu otelde niçin toplanmışlardı? Onlar ise orada ne yazık ki yine adeta 15 Temmuz'un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi. Ha, şu anda istihbaratın aldığı bir duyum üzerine polis teşkilatı buraya basın yapmıştır ve bu baskının neticesinde de şu anda gözaltına almıştır, tutuklamamıştır. Şimdi bu gözaltı süreci içerisinde meydana ne gelir onu bilemem. Bu da belki bir yargı sürecini başlatabilir. O ayrı bir konu. Daha yargıya falan gitmiş değil. Şimdi gözaltında. Gözaltına alınmalarının sebebi olduğu için polis teşkilatımız böyle bir uygulamayı yapmıştır. Ve onların o zaman yapmış oldukları bu çağrıyı şu anda da zaten sağ olsun bayağı başarılı bir şekilde yaptılar, yapıyorlar. İşte başta siz şu anda bu çağrıya sizler de destek veriyorsunuz zaten. Ama dediğim gibi benim böyle bir şeyde tasarruf noktasında yetkim yok. Şu anda polis teşkilatı ellerindeki belgeleriyle, bulduklarıyla bu işle ilgili çalışmasını yapacaktır. İfadelerini alacaktır ve ondan sonra da yargıya göndermek gerekiyorsa yargıya gönderecektir ve kararı da yargı verecektir.